Rolls-Royce dünyanın en lüks araçlarından bazılarını üretiyor. Müşterileri için kusursuz bir sihirli halı yolculuğu vaat eden ve el yapımı arabalar üretmesiyle tanınan Rolls-Royce otomobiller hiç ucuz değil. Bunlar en çok satan Rolls-Royce modellerinden bazıları ve taban seviyesi fiyatları. Ancak isteğe bağlı ekstralar, yükseltmeler ve özelleştirmelerle Rolls-Royce'un gerçek maliyetinin sınırı bulunmuyor. Aslında Rolls-Royce taban fiyatlarını tartışmayı bile reddediyor. Bunun en büyük nedeni ise arabaların özel isteklere göre ısmarlama olarak tasarlanmasıdır. Peki ama bu özel istekler neler? Rolls-Royce'u bu kadar pahalı yapan da bu mu? Rolls-Royce ön tarafındaki heykel logosu, gürültüyü azaltan özel lastikler ve özel iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak otomobili pahalı yapan en önemli detaysa boya ve el işçiliğiyle yapılan tasarımdır. Rolls-Royce'un ilk belirgin başlangıç noktalarından biri muhtemelen rengi. Markanın 44.000'den fazla renk paleti bulunmakta. Ruj renginden, evdeki bir mobilyanın renginden veya herhangi bir renkten bu palet çoğaltabilmekte. Hatta bir kere bir kişi köpeğin renginden aracının boyanmasını istemiş. Bu gerçekten muazzam. Ayrıca Rolls-Royce seçtiğiniz rengi kaydediyor ve ona bir isim de verebilmektesiniz. Eğer başka biri sizin renginizi seçerse kullanmak için önce size gelip izin almalı. Ayrıca Rolls-Royce için araba boyama demek büyük bir hakaret. Çünkü bundan daha fazlası var. Araç en az 7 kat boyanıyor. Astarlar, baz katlar, renkler ve en son alışılmadık şekilde iki şeffaf cila sürülüyor. Daha öncedense arabalara 23 kat kaplama yapılıyormuş. Bu da 45 kilogramlık bir ağırlığa denk geliyor. Sonsuz renk çeşitliliğine ek olarak Rolls-Royce müşterileri özel efektler oluşturmak için boyalarını bazı malzemelerle doldurabilirler. İsterseniz bu dış boyanın içine elmas parçacıkları bile ekletebilirsiniz. Dikkat çekici bir şekilde Rolls-Royce otomobillerindeki coachline çizgisi sadece bir kişi tarafından elle yapılıyor. Bu kişi ise Mark Cort. Mark Cort, Rolls-Royce Motor Cars'ın çizgilerinden sorumlu ve Rolls-Royce'da bunu yapabilen tek kişi. Mark, boya fırçasıyla dünya çapında seyahat etmeye hazır. Mark Cort'un kullandığı fırçalar sincap kılından yapılmış. Günümüzde çoğu fırça insan yapımı ve bu yüzden çizgiler üzerinde fırça izi kalıyor. Ancak bu doğal saç hiç iz bırakmıyor. Bu nedenle yapılan işin standardı çok yükseğe çıkıyor. Her Rolls-Royce otomobillerinin dış tasarımlarında belirgin özellikler bulunuyor. El yapımı Rolls-Royce Pantheon ızgara, RR logosunun asla döndürülmemesini sağlayan kendinden ayarlı tekerlek merkezleri ve Rolls-Royce araçlarda motor kaputunun üzerindeki Spirit of Ecstasy Ornament heykeli. Aslında 2003 yılında BMW, Rolls-Royce ismini, sembolünü ve ekstasi ruhu haklarını elde etmek için 65 milyon dolar ödedi. Bununla birlikte arabanın içindeki lüks ve maliyet arttı. Neredeyse sessiz bir sürüş yaratmak için Rolls-Royce, kabine yaklaşık 300 pound akustik yalıtım ekledi. Lastik üreticisi Continental, yol gürültüsünü 9 desibel azaltan özel köpük dolu lastikler bile geliştirdi. Rolls-Royce Phantom'ın kontrol paneli, ısmarlama bir sanat galerisi bile olabilir. Rolls-Royce modellerinin sayısız kişiselleştirme olanağı sunması şaşılacak bir özellik olmasa da, The Gallery olarak adlandırılan ve ön yolcu koltuğunun hemen önünde yer alan kısımda müşterinin hayalleri gerçekleştirilebilmekte. Ayrılan alanda, camın arkasında kalacak şekilde araç sahibinin istediği eser sergilenebilmektedir. Bu eserler arasında, özel tablolardan altından hazırlanmış DNA dizilim şemasına kadar birçok kalem mevcut. Rolls-Royce'un bir başka parlak özelliği gökyüzünü aracınızın tavanına yansıtan Starlight tavan döşemesi. Bu sıradışı döşemeleri inşa etmekse 16 saate kadar sürebilir. İşe tavan delinerek başlanıyor ve her bir delikten fiber optikler tek tek geçiriliyor. Tavanda 1340 delik var. Tüm bu işlemler gökyüzündeki yıldızlara ulaşabilmek için yapılıyor. Rolls-Royce'daki her şeyde olduğu gibi müşteriler rastgele üretilen kayan yıldızlarda dahil olmak üzere ısmarlama yıldız ışığı tasarımları oluşturabilirler. Hatta bir müşteri doğduğu gecede gökyüzündeki yıldızları aracına kopyalatmış. Döşemedeki nakış ise müşterilerin tasarım seçimine göre özel üretiliyor. Nakış işleme sürecinde ise herhangi bir tekrarlanan standart bulunmuyor. Çünkü her bir tasarım tamamen müşteriye özgü.
Rolls-Royce'un tamamladığı en karmaşık nakış projesi, 1 milyon ayrı dikişten oluşan bu özel Rose Phantom modelidir. Rose Phantom, Rolls-Royce'un bugüne kadar yaptığı en büyük nakış. Tüm nakışları deriye hangi sırayla işlenmesi gerektiğini belirlemek için önceden haritalandırma yapılmak zorunda. Bu konuda asla taviz verilmiyor. Çok dikkatli olunmak zorunda. 1 milimetre sapma bile asla kabul edilmiyor. Bu sıra dışı nakış işleminde daha önce kullanılmayan birkaç teknik kullanılmış. Son 10 yılda Rolls-Royce satışlarında bir patlama yaşandı. 2019'da satışlar yaklaşık %25 artışla 5152 adede yükseldi ve Rolls-Royce sahibinin ortalama yaşı 50'lerin sonlarından 40'ların ortalarına düştü. Mesela Drake. Phantom'ın özel üretimi olan Bushukan modeli fabrikayı yaklaşık 700 bin dolar değerinde terk etti. Ancak Drake, ekstasi ruhu yerine elmas kaplı Ovo baykuşu gibi özelleştirmeler yaptırdı ve aracın fiyatı 1 milyon dolara çıktı. Şimdiye kadar yapılmış en pahalı Rolls-Royce modeli ise Swaptail. 4 yılı aşkın çalışmanın sonucu olarak türünün tek örneği olan bu araba 13 milyon dolara mal oldu ve bu da onu dünyanın en pahalı otomobili yaptı. Diğer üst düzey otomobil üreticileri hız, manevra kabiliyeti ve süper hafif süper otomobillere odaklanırken Rolls-Royce otomobilleri bir nedenden dolayı pahalıdır. O da lüks. Videomuzda ise Rolls-Royce otomobillerinin neden bu kadar pahalı olduğunu anlatmaya çalıştık. Siz de yorumlar kısmından bu lüks ve pahalı otomobillerle ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz.